Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok uzak bir ülkede çeşit çeşit hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Orada hep birlikte yaşar, herkes birbiriyle çok iyi anlaşırmış. Kış bitip bahar geldiğinde bunu bahar şenliğiyle kutluyorlarmış. Çünkü artık ayılar kış uykusundan uyanır. Tavşanlar, ceylanlar, sincaplar güneşin sıcaklığıyla zıp zıp zıplarlarmış. Güneşli havanın tadını çıkartırlar, bol bol sohbet edip eğlenirlermiş. Her bahar değişik etkinlikler olurmuş. Bu sene bahar kutlamasında hangi etkinlikler ve yarışlar düzenleyecekleri hakkında sohbet ediyorlarmış. Mesela uzun atlama yarışı, iyi yemek pişirme yarışı, en çok yemek yeme yarışı gibi. Fakat her hayvan kendinin iyi olduğu bir yarış düzenlemek istiyormuş. Bence bu sene ağaçlardan en fazla elma toplama yarışı yapalım. Onu geçen sene yaptık. Bence en çok yemek yeme yarışı yapalım. Ne dersiniz? Ceviz toplama olsun. Kesin ben kazanırım. Bayan Ceylan'ın aklına değişik bir fikir gelmiş. Bakın arkadaşlar, aklıma bir fikir geldi. Bu sene yapılacak olan etkinliğin adil olması için bir çekiliş yapıp iki kişi belirleyeceğiz ve ormanı en hızlı turlayan bu senenin kazananı olacak. Ne dersiniz? Ooo, çekiliş mi? Bayılırım. Ne? Yarış mı? Ama ya ben çıkarsam? Bir ayı olarak koşmakta pek hızlı olduğum söylenemez. Ben katılmayacağım. Kabul. Ben çok şanslıyımdır. Kesin ben çıkarım çekilişten. Bir başlangıç noktası ve bitiş noktası hedeflemişler. Orman turu yarışmasına katılmak isteyenler isimlerini yazarak Bayan Ceylan'a teslim etmiş. O da kura çekerek yarışacak çiftleri tayin etmiş. Mutlaka bu yarışa katılacağım. Eminim ki bana kim rakip olursa olsun onu geçerim. Çünkü hepinizin de bildiği gibi bu ormanın en hızlısı benim. Çok ukala, kendini beğenmiş bir tavşanmış. Herkes inşallah biri buna gereken dersi verir diyormuş. Tüm hayvanlar yarışmacıların kim olduğunu merakla bekliyorlarmış. Bayan Ceylan kurayı çekmiş. Arkadaşlar, çekilişimizin sonuçları belli oldu. Yarışmacılarımız tavşan ve kaplumbağa. Herkes bu sonuca çok üzülmüş. Kendi aralarında konuşuyorlarmış. Kaplumbağa mutlaka geride kalacak. Bu tavşanın havasından artık hiç geçilmez. Yandık! Bu yarışın sonu şimdiden belli oldu. Diğer hayvanların konuşmasını duyan kaplumbağa hemen cevap vermiş. Ben çok yavaş olabilirim ama asla pes etmiyorum. Bay Kaplumbağa, tavşan çok hızlı ama sen biraz yavaş olduğunu herkes biliyor. Nasıl kazanacaksın ki? Dediğim gibi orası hiç belli olmaz. Bazen sadece bir konuda en iyisi ya da hızlısı olmak yetmeyebilir. Önemli olan pes etmemektir. Ne olursa olsun yarışıp şansımı deneyeceğim. Bütün ormandaki hayvanlar başlangıç noktasında toplanmışlar. Tavşan ve kaplumbağa da yerlerini almış, sincabın elindeki yarış bayrağını indirmesini bekliyorlarmış. Hadi bakalım Bay Kaplumbağa. Hazır mısın benimle yarışmaya? Görelim bakalım ne kadar hızlısın. Görelim bakalım. Ormanın sonundaki bitiş noktasına gelen kazanır. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Tavşan bir anda fırlamış başlangıç noktasında. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürüyormuş. Ben demiştim size, yarışın sonu belli. Tavşan koşmuş, koşmuş, koşmuş. Sonra bir ara arkasına dönüp bakmış. Ne gelen var, ne giden. Zaten o kaplumbağanın beni yakalaması mümkün değil. Kendimi zorlamama gerek yok. Şu ağacın altında biraz dinleneyim bari. Sonra devam edelim. Tavşan dinleneyim derken birden uyuyakalmaz mı? Kaplumbağa ise ter içinde kalmış. Ama asla pes etmiyor ve yürümeye devam ediyormuş. Bu
Bu yol benim için çok uzun. Ama ne kadar yorulsam da asla pes etmeyeceğim. Kaplumbağa yarışı bitirebilmek için öyle kararlı ve azimli yürüyormuş ki yolun yanında bir ağacın altında uyuyakalan tavşanı görmemiş bile. Böylece onu geçip gitmiş. Tavşan bitiş noktasına varmıştır bile. Ama ben bu yarışı kaybetsem de gururumla bu yarışı bitireceğim. Artık yavaş yavaş bitiş çizgisi de görünmeye başlamış. Gittikçe oraya daha da yaklaşıyormuş. O sırada uykudan uyanan tavşan hiç telaş etmeden yürümeye başlamış. Kendinden o kadar eminmiş ki koşmaya bile gerek duymuyormuş. Mis gibi dinlendim. Devam edeyim bari de şu yarış bitsin, kutlamalar başlasın. Ben ormanın en hızlısıyım. Biraz ilerledikten sonra bitiş çizgisini uzaktan görmeye başlamış. Fakat o da ne? Bir alkış tufanı kopmuş. Şoktaymış. Bravo, bravo! Sen kazandın. Tavşana iyi bir ders verdin Bay Kaplumbağa. Aferin sana dostum. Tüm hayvanlar bitiş çizgisini geçen kaplumbağanın etrafını sarmışlar. Bu sırada tavşan da utanç içinde onların yanına gelmiş. Fakat artık o ukala ve kendini beğenmiş tavrından eser kalmamış. Ama nasıl olur? Hiçbir zaman kendini diğerlerinden üstün görmemek lazım. Çok çalışmak ve gayretli olmak her zaman en iyisidir. Evet, galiba haklısın Bay Kaplumbağa. Ben seni küçümsedim ve kendime fazla güvendim. Seni tebrik ederim. Tavşan artık hiçbir zaman en hızlı benim diyememiş. Kaplumbağa ona çok güzel bir ders vermiş. Ormandaki tüm hayvanlar da her zamanki gibi mutlu ve huzurlu yaşamaya devam etmişler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, soğuk bir ülkede, komşu evlerde yaşayan iki küçük çocuk varmış. Bunlar birbirleriyle çok iyi arkadaşlarmış. Kızın ismi Gerda, erkeğinki de Kay'mış. Sürekli birlikte oynuyorlarmış. Gerda'nın büyük annesi her akşam onları ocağın başına toplayıp bir hikaye anlatırmış. O gece büyük anne Karlar Kraliçesi'ni anlatıyormuş. Çocuklar, Karlar Kraliçesi çok güzel bir kızmış. Yemyeşil gözleri varmış. Ama kalbi bir o kadar kötüymüş. Çocukları kızakla kandırıp ele geçirdiği çocukları buzdan heykeller haline getiriyormuş. Saçları gibi kalbi de buzdanmış. Büyük anneciğim, bu çok korkunç. Ya bizim eve de gelirse? Ondan kendimizi korumamız lazım. Çocuklar, aslında bu gerçek bir hikaye. Sakın tanımadığınız ya da kimin olduğunu bilmediğiniz insanların kızaklarına binmeyin. Sonra başınıza kötü şeyler gelebilir. Ertesi gün her tarafı karlarla kaplı bu ülkede, Kay ve Gerda kızaklarla yarış yapmaya başlamışlar. Kay hala büyük annenin anlattığı hikayenin etkisindeymiş. Gerda, akşam yatağıma yatınca aklıma bir şey geldi. Acaba Karlar Kraliçesi eritilemez mi? Onu bir şekilde şöminenin yanına getirebilirsek eritebiliriz. Böylece donmuş çocuklara yaptığı sihir de bozulur ve serbest kalırlar. Kay, lütfen yavaş konuş. Belki bizi duyabilir ve çok kızar. Dikkatli olmalıyız. Ben Karlar Kraliçesi'ni eriteceğim. Meğerse Karlar Kraliçesi'nin kulakları o ülkedeki fısıltıyı bile duyarmış. Kahkahalarla, alay ederek duyduklarıyla Kay'ı da sarayına getirerek sonsuza kadar bu heykel yapmaya karar vermiş. Derhal iki tane rengeyinin çektiği şahane bir kızağı çocukların yanına göndermiş. Aman tanrım! Ne şahane kızak bu! Binip denesek mi acaba Gerda? Gerçi Karlar Kraliçesi'nin de bir kızağı varmış ama bu o değildir. Bunun güzelliğine baksana. Her yeri gümüş kaplı. Pırıl pırıl parlıyor. Hayır Kay! Sakın binme!
Büyük annemin ne dediğini hatırla. Tanımadığınız ya da kimin olduğunu bilmediğiniz kızaklara sakın binmeyin diye bizi uyarmıştı. O kadar güzel ki. Biraz kayar sonra hemen inerim. Kay kızağa biner binmez rengeyikleri adeta havalanmış. Saniyeler içinde gözden kaybolmuş. Karlar kraliçesi onu şatosuna götürtmüş. Kay çok korkuyormuş ve Gerda'yı dinlemediği için çok pişmanmış. Ama artık çok geçmiş. Aylarca Kay'dan bir haber alınamamış. Gerda çok ağlıyor ve üzülüyormuş. Sevgili arkadaşını bekleyip duruyormuş. En sevdiği arkadaşı kaybolmuş. Ama onu Karlar Kraliçesi'nin kaçırdığından eminmiş. Mevsimler geçmiş, karlar erimiş, yaz gelmiş. Gerda artık Kay'ı çok merak ettiğinden büyük annesiyle konuşmaya gitmiş. Büyük anneciğim, ben Kay'ı aramaya gideceğim. Çok merak ediyorum onu ve çok özledim. Lütfen izin verin de gideyim. Bir şartla Gerdacığım, sana çok güveniyorum. Sen çok cesur bir kızsın. Ama bende sihirli bir ayna var. Onu da yanına almanı istiyorum. Bir ayna ne işime yarar ki büyük anne? Karlar kraliçesiyle karşı karşıya geldiğinde aynaya bakmasını sağla. İşte o zaman neye yaradığını göreceksin. Gerda aynayı çantasına koyup yola çıkmış. Bir ormandan geçerken küçük bir kulübe görmüş. Dinlenmek için kapıyı çalmış. Çok tatlı bir ihtiyar kadın kapıyı açmış. Merhaba. Bu her zaman iyilik yapan bir büyücüymüş aslında. İçeri gel güzel kızım. Biz de seni bekliyorduk. Ben senin niye geldiğini biliyorum ve sana yardım edeceğim. En yakın arkadaşın Kay'ı arıyorsun. Onun nerede olduğunu kedim Pamuk sana söyleyecek. Öyle mi gerçekten? Çok teşekkür ederim. Gerda hemen ocağın yanındaki minderde yatan Pamuk'a yaklaşır. Sevgili Pamuk, arkadaşım Kay'ı nasıl bulacağım? Miyav! Ormanın sonundaki evde küçük bir kız var. O senin için gelince bana yollayın diye haber bıraktı. Arkadaşının yerini o biliyor. Miyav! Gerda her ikisine de teşekkür ederek oradan ayrılmış. Yürümüş, yürümüş. Ormanın sonundaki kulübeye geldiğinde artık hava kararmış. Daha kapıya gelip çalmadan küçük bir kız karşılamış onu. Hoş geldin Gerda. Ben de seni bekliyordum. Lütfen ateşin yanına geç ve bir şeyler ye. Gerçekten çok yorgunum ve açım. Çok teşekkür ederim. Yemeğini yedikten sonra da dinlen. Sabah seni Karlar Kraliçesi'nin sarayına göndereceğim. Merak etme. Sabah olunca birlikte arkadaki samanlığa gitmişler. Ve orada şahane iki rengeyiği varmış. Küçük kız rengeyikleriyle konuşabilirmiş. Onların kulağına Gerda'yı Karlar Kraliçesi'nin sarayına götürmelerini fısıldamış. Hemen güzel bir kızak hazırlamışlar. Bana yardım ettiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yolun açık olsun. Korkma. Rengeyiğim seni istediğin saraya götürecek ve arkadaşın Kay'ı bulacaksın. Bunları da yanına al. Gerda rengeyiklerinin çektiği kızakla yola çıkmış. Günlerce yol almışlar. Her tarafta bembeyaz karlar varmış. İyi ki kulübedeki küçük kız ona kalın bir palto, şapka ve bir de kalın bir battaniye vermiş. Aslında karlar altında sıcacık bir battaniye ile bir kızakla yolculuk yapıyorum. Bunu ancak Kay'la birlikte yapsaydım çok mutlu olurdum. İnşallah dönüşte artık. Günlerce gittikten sonra bembeyaz bir şatonun önünde durmuşlar. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin şatosuna geldiklerini anlamış. Rengeyiklerim, lütfen beni burada bekleyin. Ben arkadaşımı alıp çabucak geleceğim. Hemen şatonun içine dalmış. Her şey buzlanmış. Ortalık sarkıtlarla doluymuş. Koca şatoyu dolaşmış. Ama etrafta kimsecikler yokmuş. Kay! Kay! Neredesin? Kay! Seni bulamıyorum.
Sesi boş şatoda yankılar yapıyormuş. Nihayet en üst katta bir odanın kapısını açınca bir anda Kay'ı görmüş. Odanın ortasında heykel gibi duruyormuş. Kay! Kay! Kendine gel! Konuş benimle. Seni çok özledim canım arkadaşım. Sonunda buldum seni. Hem ağlıyor hem de her tarafını ovuşturarak buzları eritmeye çalışıyormuş. O kadar ağlamış, o kadar ağlamış ki akan gözyaşları Kay'ın buzlarını eritmeye başlamış. Ve birden Kay kendine gelip konuşmaya başlamış. Gerda, beni arayıp bulacağını biliyordum. Ben de seni çok özledim ve seni gördüğüm için çok mutluyum. Her şeyi sonra konuşuruz Kay. Hadi hemen çıkalım buradan. Tam o sırada Karlar Kraliçesi şatoya dönmüş ve onların bulunduğu odaya birden girivermiş. Bakışlarıyla dehşet saçıyormuş. Gerda onu ilk kez görüyormuş. Bembeyaz, upuzun saçları, yemyeşil gözleriyle çok güzel bir kadınmış. Karlar Kraliçesi kızgınlıkla bağırmaya başlamış. Bu ne cüret! İzinsiz şatoma girip bir de benim heykelimin buzunu çözmüşsün. Şimdi sıra sende. Bunu sen istedin. Sen de benim heykellerimden birisi olacaksın. Gerda çok korkmuş. Ama Karlar Kraliçesi'nin karşısında kendinden emin olması gerektiğini biliyormuş. Birden aklına büyük annesinin verdiği ayna gelmiş. Ben sizin kadar güzel birini hayatımda hiç görmedim. Ama kalbiniz hiç de öyle güzel değilmiş. Sizin için çok üzgünüm. İstersen beni de buzdan heykele çevirebilirsin. Ama büyük annem özellikle sizin için bir ayna gönderdi. Ona bir kere bakar mısınız? Ver bakayım o aynayı. Bana neden göndermiş ki bunu? Karlar Kraliçesi aynayı eline alıp bakmış ve çok şaşırmış. Çünkü aynadaki onun çocukluk yüzüymüş. Sapsarı saçlı, yeşil gözlü, güzel bir kız çocuğuymuş. Aman tanrım, neler oluyor? Aniden bir toz bulutu kraliçenin etrafını sarmış. Küçülerek ufacık, güzel bir kız çocuğuna dönüşmüş. Bir mucize gerçekleşmiş. Ayna aslında sihirli bir aynaymış. Ona bakanlar gerçek yüzlerini görürlermiş. Karlar Kraliçesi de meğer küçükken kimse onunla oynamıyor diye çok üzülürmüş. Bir gün bir büyücü onları cezalandırman gerek, intikam almak ister misin diye sormuş Karlar Kraliçesi'ne. Küçücük çocuk haklı ve o üzüntüyle yanlış bir karar vererek evet demiş. Büyücü de onu Karlar Kraliçesi haline getirip kalbini kötülüklerle doldurmuş. Sihirli aynadan çözülen kötü büyü herkesi çok mutlu etmiş. Çok teşekkür ederim. Artık kurtuldum. Kalbim yeniden iyilikle doldu. Kay ve Gerda onları bekleyen rengeyiklerinin kızağıyla aynı yollardan geri dönüp eski mutlu günlerine kavuşmuşlar. Tabii bir de büyük annenin hikayelerine. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar çok güzel bir ülkede, çok iyi kalpli, herkesin çok sevdiği bir kral ve kraliçe yaşarmış. Tek arzuları bir kız çocukları olmasıymış. Günlerden bir gün dilekleri gerçek olmuş. Ve nihayet bir kız çocukları dünyaya gelmiş. Kutlamak için bir şölen düzenlemişler. Diğer ülkelerin kral ve kraliçeleri, tüm halk ve ülkenin 12 perisi davetliymiş. Şölende artık hediye zamanı gelmiş. Herkes hediyesini sunmuş. Sıra perilere gelince ellerindeki sihirli çubuklarla sırayla en iyi dileklerini sunmuşlar. Tam 12 periymiş bunlar. Hayat sana sonsuz mutluluk versin. Güzelliğin her yerde konuşulsun. Küçük prenses çok akıllı bir kız olsun. Halkına karşı daima cömert olsun. Aniden salonda her yer sarsılmaya başlamış. Herkes ne oluyor derken tiz bir ses duyulmuş. Kötülük perisi 13. periymiş. Onu özellikle davet etmemişler.
Buna çok sinirlenen peri hızla beşiğin yanına gelmiş. Henüz hediyesini vermemiş olan 12. ve son iyilik perisini bir kenara itmiş. Demek ki sadece ben davet edilmedim, öyle mi? Peki davet edilmesem de benim de bir hediyem var bu güzel prenses. Prensesin 16. yaş gününde eline bir iğne batacak ve ölecek. Kötülük perisinin arkasından baka kalan kral ve kraliçe iyilik perisine yalvarmışlar. Ne olur bir şeyler yap iyi peri. Boz bu kötü sihri. Maalesef kraliçem. Kötülük perisinin yaptığını tam olarak bozamam. Ama biraz hafifletebilirim. İğne battığı zaman prenses ölmeyecek. 100 sene uyuyacak. Sadece yakışıklı bir prensin öpücüğü ile uyanacak. Ancak bunu yapabilirim. Kral ilk iş olarak ülkede iğne kullanmayı yasaklamış ve ortadan kaldırtmış. Nöbetçilerine prenses büyüyene kadar onu korumalarını emretmiş. O da iyilik perileri gibi güzel huyları olan çok güzel bir kız olmuş. Sarayda, bahçede bile sadece perilerle dolaşabiliyormuş. Babasının gözü her an üstündeymiş. Nihayet 16. yaş günü gelmiş çatmış. Kötü sihrin gerçekleşmemesi için prenses o gün bir odaya kapatılmış. Herkes çok tedirginmiş. Gün batana kadar herhangi bir şey olmazsa kötü sihir bozulacakmış. Kapatıldığı odada çok sıkılan prenses pencereyi açıp hava almak istemiş. Dışarıda çok güzel güneşli bir hava varmış. Pencereyi açınca bir de bakmış bir karga. Karganın ağzında da bir kutu varmış. Kuş kutuyu pencerenin kenarına koyup uçup gitmiş. O kadar süslü bir kutuymuş ki prenses güzelliğine hayran kalmış. Kutuyu açmış. İçinde pırıl pırıl parlayan pırlanta bir yüzük varmış. Perilerin doğum günü hediyesi sanarak parmağına takmış. Meğerse yüzüğün taşının altında çok küçük bir iğne varmış. Tabii ki iğne batınca güzel prenses 100 senelik uykusuna dalmış. Aslında bu kutuyu getiren kuş kötü perinin kargasıymış. Prensesten uzun süre ses çıkmayınca kral huzursuz olmuş ve onu kontrol etmek için odasına gitmiş. Kızım, sesin soluğun çıkmıyor. Aç kapıyı seni göreyim. Sabret, gün batımına 2 saat kaldı. Artık tüm kötülükler sona erecek. Hiçbir cevap alamayan kral dışarıdan anahtarla kapıyı açıp içeri girmiş. Bir de ne görsün? Kızı yerde boylu boyunca yatıyormuş. Kraliçem, muhafızlar! Koşun! Prensesim uyumuş! Felaket! Felaket! Çok üzgün olan kral ve kraliçe, prensesin elindeki yüzüğü görünce durumu hemen anlamışlar. Kötülük perisi bir yüzükle prensesi kandırarak iğnenin batmasını sağlamış ve kötü sihrin etkisi başlamış. İyilik perisi, bir şeyler yap, ne olur. Ya onu uyandır ya da hepimiz uyuyalım. Prensesle beraber uyanalım. 100 sene sonra onunla hayata birlikte yeniden başlayalım. Onsuz bu hayatın tadı olur mu? Bu sihri yapmak için gün batımına kadar zamanımız var. Vaktimiz çok az kaldı. Ama yapacağım. Önce prensesi çok güzel bir yatağa yatıralım. Onu hemen odasına götürmüşler. Çiçeklerle süslü yatağına en güzel elbiseleriyle yatırmışlar. Kral ve kraliçe tahtlarına oturmuş. Hizmetkarlar olduğu yerde beklemeye başlamışlar. Kuşlar, kediler, köpekler, herkes hazırmış.
ve iyilik perisi en güçlü sihrini yapmış. Tüm saray halkı prensesle uyusun, onunla uyansın. Elindeki çubuğu hızla sallayarak tüm saraydakileri uyutmuş. O saray artık uyuyan güzelin sarayı olarak anılacakmış. Geçen seneler sonra sarayın etrafı dikenli sarmaşıklarla dolmuş. Artık oraya kimse giremiyormuş. Aradan çok uzun yıllar geçmiş. Günlerden bir gün yakışıklı prens askerleriyle dolaşırken uzaktan sarmaşıklar içindeki sarayı fark etmiş. İşte bu annemin ben küçükken anlattığı uyuyan güzelin sarayı olmalı. Baksanıza, her tarafı sarmaşıklarla kaplı. Hemen kılıcını çıkartıp sarmaşıkları kese kese bin bir zorlukla sarayın kapısına ulaşmış. İçeri girince gördükleriyle adeta nefesi kesilmiş. Salonda kral ve kraliçe koltuklarında tüm saray halkı bir yerlerde uyuyormuş. Kıpırdamadan yatıyorlarmış. Sarayın bütün odalarını dolaşıp prensesi aramaya başlamış. Seni bulacağım güzel prenses. Kurtaracağım. Kötü sihri kaldıracağım. Prens deli gibi koşturuyor ve prensesin odasını bulmaya çalışıyormuş. Nihayet en tepede çok görkemli bir kapı görmüş. Yavaşça açarak içeri girince çiçekler içinde uyuyan dünya güzeli bir kız olan prensesi bulmuş. Aman tanrım, ne güzel uyuyor. Sanki dün uykuya yatmış gibi. Çiçekleri bile hala mis gibi kokuyor. Onun melekler gibi uyumasına üzülen prens dayanamayıp yanağına bir öpücük kondurmuş. O an prenses hemen uyanmış. Karşısında yakışıklı prensi görünce, "Bana ne oldu? Hala rüya mı görüyorum?" "Hayır prensesim, artık rüya görmüyorsun. Tüm kötülükler geride kaldı. Lütfen elini uzat, yardım edeyim ve seni bu yataktan kaldırayım." Prenses elini prense vermiş ve ayağa kalkmış. Kötü sihir bozulunca herkes onunla birlikte uykusundan uyanmış. Kral, kraliçe, hizmetkarlar, kediler, köpekler ve bahçedeki çiçekler. Hepsi tekrar canlanmış. Sarmaşıklardan, çalılardan bir eser kalmamış. Kral ve kraliçe heyecanla kızlarının odasına koşmuşlar. "Allah'ım, bu ne kadar mutlu bir gün. Çok mutluyum. Hem kızım hem de tüm saray uykusundan uyandı." Sevinçle sarılmışlar. Hemen prens kralın önünde diz çökmüş. "Kralım, kızınızla evlenmek istiyorum. Müsaade ederseniz ona sorabilir miyim?" "Sevgili prensim, o kadar mutluyuz ki. Damadım olursan onur duyarım." "Sevgili prensesim, tüm hayatım boyunca bu anı beklemiş gibiyim. Benimle evlenir misin?" "Evet. Rüyalarımda zaten hep seni görüyordum." Tüm perileri de davet ederek muhteşem bir düğünle evlenmişler. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Kötülük perisine ne olmuş peki? Başına gelecekleri anlayıp çok uzak ülkelere kaçmış. "Hey çocuk!